Gündem dışı ikinci söz, Adıyaman'ın sorunları hakkında söz isteyen Adıyaman Milletvekili Sayın Behçet Yıldırım'a aittir. Süreniz 5 dakika, buyurun. Teşekkürler başkanım. Milletvekilleri, bugün Adıyaman'ın en önemli sorunlarının başında gelen tütün konusunda görüşlerimi ifade etmek için söz almış bulunmaktayım. Genel kurulu ve ekranın başında bizleri izleyen sevgili halkımı saygıyla selamlıyorum. Konu tütün olunca özellikle bir hekim olarak tütün ve mamullerinin insan sağlığına ve topluma verdiği zarardan dolayı kullanılmasına karşı olduğumu belirteyim. Şu anda uygulanan kapalı yerlerde sigara içmeme yasağını olumlu buluyor ve destekliyorum. Adıyaman hep huzur kenti olarak anılır ama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açık kıyılmış tütün, bunun altını çiziyorum, bu başımıza yeni bir dert açacaktır, dert olarak çıkmaktır cümlesi Adıyaman'ın huzurunu kaçırmıştır. Bakanın bu açıklamasıyla beraber tütün üretiminin yasaklanacağı haberi Adıyaman'da çok olumsuz bir hava estirdi. Adıyaman'da kıyılmış tütün üretimi hem gelenekselleşmiş bir yaşam modeli, bir kültür hem de bir gelir kaynağıdır. İlimizde yaygın olarak aile tarımı şeklinde üretilmekte, gelir açısından ilin ekonomisinde önemli bir yer işgal etmektedir. Bu nedenle tütün çoğu yerlerde küçük aile işletmelerine özgü bir tarımsal ürün olma karakteri göstermektedir. Tütün aynı zamanda istihdam sorununa da bir çözüm getirmektedir. Adıyaman ilinde tütün üretiminin yaygın olmasının temel nedenlerinden biri bu bölgede yetişen tütünün kıyılma suretiyle içilebilen özelliklere sahip bir tütün olmasından dolayı oldukça geniş bir tüketici kitlesine sahiptir. Soruyorum, Adıyaman'la binlerce ailenin geçim kaynağı olan sarmalık kıyılmış tütün üretiminin yasaklayarak köylüyü, çiftçiyi, küçük üreticiyi bitirip hangi uluslararası sermaye şirketine alan açıyorsunuz? Hangi sigara şirketinin şikayetinden dolayı kendi üreticinizi cezalandırıyorsunuz? Hani her şeyde milliydiniz? Yabancı sigara şirketleri kazanacağına bırakın kendi üreticiniz kazansın. Kendi üreticinize niye bu düşmanlık? Sigara yasağını getirmek istiyorsanız o zaman yabancı sigara fabrikalarına başlayın, üreticinizden değil. Adıyaman'da eskiden Tekel fabrikası vardı. Tekel'de tütün kotası düşürüldü, sonra tamamen kaldırıldı. Ne oldu? Tütün üretiminden sadece köylü işçi kazanmıyordu, tüm Adıyaman kazanıyordu. Esnafı kazanıyordu. Her türlü üretim alanını doğrudan etkiliyordu. Yasakladınız. Tekel tütün alırken, Adıyaman tütün üretirken halk bugüne göre çok iyi konumdaydı. Alım gücü vardı. Köyden kente sağlıksız, altyapısız göç duruyordu. Bugün bu göç arttı. Şehirde işsizler ordusu birikti. Adıyaman bir ırgat şehri oldu. Adıyaman'ın şu anda büyük bir kısmı ırgat. Bu üretim yasaklarıyla beraber tamamen yoksulluğa mahkum edilmiş bir ırgat mevsimlik işçi şehri olacaktır. Tütünün yasaklanması yerine daha kaliteli tütün nasıl yetiştirebiliriz, bunu dışarıya nasıl ihraç edebiliriz, onun araştırmasının yapılması gerekir. Dağ köylerinde yapılan küçük ölçekli aile tarımını yasaklayacağınıza ekolojiyi, çevreyi tarumar eden taş ocaklarını, maden ocaklarını yasaklayın diyorum. Adıyaman tütününün piyasada kendinden oluşmuş marka değeri vardır. Piyasada etkin bir yere sahiptir. Adıyaman tütünü iç pazardaki payının hızla artması yabancı sigara markalarının tüketimini düşürmüştür. Karadenizli olan İçişleri Bakanı'na buradan sesleniyorum. Dağ köylerinin ve Çeliken ilçemizin ana gelir kaynağı olan tütünden elinizi çekin. Giresun için fındık ne demekse, Rize için çay ne demekse, Adıyaman'ın Çeliken ilçesi için de tütün o demektir. Bu yasağı getireceğinize karşı olduğumu her platformda dile getireceğim. Bugün referandum süreci başladığından dolayı belki yasağı erteleme düşüncesinde olabilirsiniz. Referandumdan sonra da yasağı getirip getirmeyeceğinizi açık yürekli kamuoyuna açıklamanızı bekliyorum. Aynı şekilde İktidar Partisi'ne mensup Adıyamanlı vekil arkadaşlarımdan da bu konuda bir açıklama bekliyorum. Her gün onlarca kişi bu konu hakkında beni aramakta, eminim sizleri de aramaktadırlar. Bu yasağa kesinlikle karşı olduklarını tahmin ediyorum. Bu yasağın uygulanmaması konusunda herhangi bir girişimleri var mı? Kamuoyu merak ediyor. Halka verecekleri bir sözleri, bir taahhütleri var mı? Yasağı engelleyemezlerse halka ne diyecekler? Adıyaman halkı AKP'yi çok severdi. 15 yıldır iktidarda olan AKP, Adıyaman'a hangi iş sahasını açtı? Hangi fabrikayı kurdu? Adıyaman AKP'den alacaklıdır. Yanı başındaki küçük bir deniz büyüklüğündeki Adıyaman Barajı suyundan yararlandırmadı, susuz tarıma mahkum etti. Çevreyi, doğayı katleden küçük heslerin peşinde koşacağına bu Atatürk Barajı'ndan neden yararlanamıyoruz?
AKP bırakır iş istihdam sağlamayı, elimizdeki tütün ekimi ve satışını da yasaklamakta. Dağ köylerinin ve çelik yağımızın can damarını kesmeye çalışmaktadır. Binlerce aile ve insanın ekmek kapısı olan bu sahayı halka kapatmayın. İyileştirmeler yapalım, yasal statü verelim. Güvenceli üretim ve güvenceli pazar oluşturalım. Bugün Adıyaman'da şehirlisinden köylüsüne, memurundan işçisine, sağcısından solcusuna... Sayın Yıldırım, lütfen tamamlayın. Başkanım, bürokratlarına, gazetecisine, STK'lara sorun. Hiç kimse bu yasağı kabul etmez. Herkes yasağa karşı olduğunu haykıracaktır. Bu nedenle hükümetin bu konuda Adıyamanlı tütün üreticisinin sesini duymaya ve gelenek haline gelmiş binlerce ailenin geçim kaynağı olan küçük üreticiyi dinlemeye ve desteklemeye davet ediyorum. Adıyaman'ı daha da yoksullaştıracak, daha da ırklaştıracak bu yasaklama fikrinden bir an önce vazgeçmeye davet ediyorum. Genel kurulu ve halkımı saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederiz Sayın Yıldırım.